Selam. Kanalıma, videoma, hayatıma, dünyama hoş geldin. Evet, dün söz verdiğim gibi bugün tekrardan bir vlog açılışıyla karşınızdayım. Bugün de Mehmet evde demiştim fakat Mehmet evde değilmiş. Sonradan öğrendik ki çizelgeye bakmamış. Mehmet bugün nöbetçi. Ve biz yalnız kaldık. Annemle ben yani ve siz. Çok da yalnız değilmişiz. Bugün neler yapacağız? Bugün ilk başta şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra karar vereceğiz. O yüzden gidelim. Kendimize bir kahvaltı hazırlayalım. Tost yapacağım zaten. Tost yaptıktan sonra da yeriz. Çok mantıklı. O halde hadi gelin birlikte tost yapalım. Ve kahvaltımız hazır. Bu annemin tabağı. Bu da benim tabağım. Bence hiçbir şeye gerek yok. İki tane tost yaptım. Ve evet, kahvaltımızı falan yaptık. Hava o kadar kötü ki. Ruhum daraltıyor resmen. Ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Kahvaltımızı yaptık ya, makine doluymuş. Makineyi falan boşaltacağım. Ardından da Trendyol indirimleri başlayacak ya, sürekli bildirim falan geliyor. Mudo'nunkiler başlamış bile. Mudo'nun şu bardaklarından almayı planlıyorum. Telefon çalıyor, ablam arıyor, üzgünüm. Sonra görüşeceğiz. Evet, ablam da YouTube kanalıyla ilgileniyor ya. Onun hakkında bir şey sormak için aramış. Şimdi Defne bana bir şey sormak için yine görüntülü arıyor. Canım? Uhu. Ding ding. İnternet sıkıntısı. Ayakkabı soracak da bana. İade edeyim mi? İade etmeyeyim mi diye. Göremedim ama. Kendim. Tekrar deneyiniz. Selam. İnternet gerçekten çok önemli bir şey. İnşallah konuşacağız. Bakıyorum, bakıyorum. Yok, kötü kardeşim. Değil bence ya. Niye ki? Ya teyze, hani olur da böyle saçma kalın spor ayakkabılar olur böyle. Ben çok, biliyor musun? Ben de daha makineyi boşaltacağım. Aa, benim bir de o var. Aa, Irmak gel makineyi boşalt. Bende ırmak yok ki arkadaş. Ben de ırmak gel makineye boşalt diyebilsem keşke. Evet, görüntülü konuşmamızı bitirdik ve ben artık daha fazla oyalanmadan, yani bir şekilde oyalanmadan hemen makineyi boşaltıp ardından da aslında evi süpürmek istiyorum da. Ama edit de yapmam lazım. Dünkü videonun editini yapıp bugün paylaşmam lazım. Saat olmuş. Kaç? Ne yapsam? Hangisini yapsam? Neyse, ben bunları düşünürken zaman yine geçiyor. Hep zaten bu yönden kaybediyorum ya, of. Neyse, makineyi boşaltalım. O yüzden bir şarkı açayım ben. Hatta şarkıyı da kulaklıktan açayım ki anneme çok gitmesin ses. O da televizyon izliyor. Ben kulaklığımı getireyim. Sonra şarkımı açayım. Ardından da hızlı bir şekilde toparlayalım. Bakın şu olay var ya, şu olay. Hop.
Görüyor musunuz? Alıyorsunuz. Tamam. Evet, bunu gerçekten bir ev hanımı anlar. Çok alfa bir hareket değil mi ama? Ya. Selam canlar. Mutfağım topladım. Tatam. Kendime de bir tane bitki çayı yaptım ve edit başına oturdum. Şu şekilde göstereyim. Bilgisayar başındayım. Ya edit yapacağım. Bu editi bitirip hemen yüklemeyi düşünüyorum. Yani dünkü edit bu. Bu videonun editini de yine yapıp yarın falan yükleyeceğim. Ya vlog falan çok isteniyordu benden. Ben de bir hafta boyunca veya Kasım sonuna kadar işte zaten bir hafta falan kaldı o duruma da. Böyle her gün vlog çekmeye çalışacağım. Eğer başarılı olabilirsem sizi de mutlu edebilirim diye düşünüyorum. Ama yine de söz vermiyorum. İnşallah yapabilirim. Çünkü zor oluyor yani gerçekten. Hem vlog hem edit hep bununla uğraşmış oluyorum falan. O yüzden inşallah diyelim. Şimdi bilgiler, bilgisayar aktarılırken ben de sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Arkada da çok güzel yıkadığım bulaşıklıklar var ama olsun. Çünkü sonuçta ev vlog, günlük vlog. Yapacak bir şey yok. Neyse. Konuya girecek olursak dün YouTube'daki yeni bir özelliği keşfettim. Yani daha önce var mıydı bilmiyorum. Hiç denk gelmedim yani. Yoktur muhtemelen. İşte mesela herhangi bir kişinin profiline girip profiline tıkladıktan sonra onun beni takip edip etmediğini, sonra kaç videomu beğendiğini, hangi videolarımı beğendiğini ve hangilerine yorum yaptığını böyle detaylıca artık görebiliyorum. Bu durumu ben Instagram'da da paylaştım. Ve zaten gördükten sonra birçoğuna baktım. Haliyle kim bakmaz ki? Ben de baktım. Ve ardından şok olduğum şeylerle de karşılaştım açıkçası. Böyle en çok şey olur ya insana. Kendi yakınım dediği, yakınlarım dediği kişiler farklı şeyler yapar mesela. Hani hatta şöyle diyenler de çok oluyordu. İşte sana tek ben değil, arkadaşım öneriyorum, annemle izliyoruz vesaire falan. Bu tarz diyenler de çok oluyordu. Sonra onların profiline bir bakıyorsun ki abone bile değil. Yani şok. Hayat size gerçekten farklı farklı şeyler gösteriyor büyüdükçe. Hani umarım sizler, küçük izleyicilerim, daha bunları yaşayamamış izleyicilerim, inşallah yaşamazsınız. Ama görüyorsunuz yani. Ve ama aslında görün ya, yaşayın ya da. Hani gün yüzüne çıksın bunlar. Bilin kimin ne olduğunu. Durum yani böyle. Instagram'da da ben paylaştım dedim böyle böyle artık gördüm falan. Birazcık şok geçirdiğim anlar oldu. Sonra bir sürü yorum geldi bana. Yorum derken yani DM attılar bir sürü. Ve tanıdığım çok az kişi yaptı. Aradılar falan hani sağ olsunlar. Arayan kişiler de oldu. Onlara buradan selamlarımı söylüyorum. Daha çok da böyle beni sosyal medyadan tanıyanlar mesaj attı. Sadece sosyal medyada beni tanımış, görmüş. Ve öylelikle bir bağ kurduk. Yani kurduk aramızda. Öyle düşünüyordum. Dünden sonra daha çok bunu düşünmeye başladım. Öyle yani. İyi ki varsınız gerçekten. Diyeceklerim bu kadar. Ben şimdi bir edite başlayayım. Yoksa yetiştiremeyeceğim. Bilgileri de atacak, videoları da atacak da ben editle başlayacağım da oho. Evet canlarım, ben buraya oturduğumda saat 4'tü biliyor musunuz? Şu an saat kaç bak göstereceğim. Ya saat 7.30'a geliyor ya ve ben sabahtan beri bu vlog edit işiyle uğraşıyorum. Yani neden bu kadar uğraştım derseniz bir sıkıntı yaşadım. Yaptığım vlogun hepsi bir anda tekrardan silindi. Editin. Sonra tekrardan yapmaya başladım. Sonra bir aksaklık oldu falan yani böyle aksilikler bir araya geldi diyebilirim. Nihayet bitti ama daha yeni yükleniyor ve 55 dakika kaldı diyor. Yani yayına bugün açar mıyım, açmaz mıyım inanın bilmiyorum. Hızlıca bir yemek yedim. Anneme ısıtmıştım zaten. Annem daha önceden yedi. Ben yemeği erteledim yani. Şu anda da yeni yemek yiyince kafama dank etti. Siz de aynı zamanda vloglanıyorsunuz şu anda. Vlog
çekiyordum. O yüzden dedim ki ben tekrardan bir açayım kamerayı. Hazalcığım yani vlogunu unutma. Tabağımı görüyorsunuz boş şu anda. Peki ne yedim hemen göstereyim. Zaten yemeğim vardı en azından. Bakar mısın şuraya yani. Daha bardağımı kaldıramadım bile. Karnıyarık vardı Allah'tan. Karnıyarık yedik. Pilavımız vardı. Yedik. Bunlar da Mehmet'e kaldı. Sonracığıma bir balık vardı. Ben balık yemedim gerçekten. Mehmet yer. Öyle yani hatta şimdi kapı çaldı ve Mehmet usta geldi. Hoş geldin. Hiç böyle enerjik gibi davrandığıma bakmayın. Bakın hala mutfaktayım görüyorsunuz değil mi? Bugün sabahtan beridir mutfaktayım. Edit konusunda bir sıkıntı yaşadım. Neyse ki saat 9'da videomu paylaştım. Instagram'da anket yaptım. Hani bugün paylaşayım, yarın paylaşayım falan diye. Bugün çoğunluklaydı. Aslında yarın da çoktu yani. Ama bugün daha çok olduğu için bugün paylaştım. Şimdi yayını açtım falan. Neyse ki sözümü tuttum ve bugün de vlog paylaştım. Artık ama müsaadenizle şu mutfaktan bir çıkmak istiyorum. Hatta hep birlikte çıkalım gelin. Annemle bugün hiç vakit geçirmedim neredeyse. Yani hep bu bilgisayarın başındaydım bugün. O yüzden gideceğim. Anacığımla bir vakit geçireceğim. İnşallah. Evet annemle hiç zaman geçirmedim ya. Şimdi hemen bir çekirdek koydum. Dizi izleyeceğiz. Annemin hemen hemen her güne bir dizisi var. Her gün bir dizi açıp izliyor. Yani hepsini nasıl takip ediyor. Gerçekten hayranlıkla ben de izliyorum mecbur. Sana çekirdek getirdim canım. Ben hala böyle sert şeyleri çitleyemiyorum. Diş telimden dolayı biliyorsunuz yeni sayılır. Yani daha 2 hafta bile olmadı. Evet biz de salondaydık ya. Bu odaya taşındık. Yani L koltuk vardı balkonda biliyorsunuz. Onu buraya getirdik falan. Öyle. Burası da sıcak oluyor. Burada gerçekten çok soğuk olduğu için hava. Buranın daha sıcak olduğunu düşünüyorum. Televizyonu da oraya koyduk ama hiç olmadı ya. Neyse geçici yani zaten. Yapacak bir şey yok. Canım ağacım. İlaçlar. Ay annemin var ya o kadar çok izlediği dizi var ki. Anlatamam size. Yine bir ilk bölüm yazan bir dizi vardı şimdi. Hani ilk bölüm yazıyor ya. Normal bir insanın ilk bölüm olduğu için o diziyle ilgili çok bir fikri olmaması lazım. Bir dakika bir içiyorum. Perdeyi kapatayım. Ama annemin maşallah. Yani soru soruyorum direkt cevaplıyor kadın. Anlamıyorum. Bugün kendine hiç ilgilenemedim. Yani böyle bir bugün ne ara geçti, nasıl bitti. Sadece oturarak hayal ediyorum kendimi ki zaten öyle oldu. Hep mutfaktaydım falan. Ne yapsam diye bakıyorum. Hani maskeyi falan daha dün yaptım. Yüzüm çok kurumasın diye bugün ara veriyorum. Oje süreceğim. Gerçekten. En azından bir değişiklik olur. Şunu alalım oje kurutucumuza. Tırnak bakım yağını da alalım yanımıza. Bak yine bir yıllısın gördünüz mü? Bunları aldım. Gratis indirimden almıştım. Ve bir yıllısız kesinlikle stoklayın yani. Çünkü ileride bunların fiyatları uçacak. Şunu mu sürsem ki gri? Ben beslemedim. Sanki grideyim ya. Aynen. Şunu istiyorum. Evet annem şu anda da bunu izliyor. Menajerim ara. Biraz önce ben içeri gitmeden önce de şey izliyordu. Neydi anne onun adı? Kefalet mi? Kefalet mi? Öyle bir şey. Öyle bir dizi izliyordu. Ben geldim. Dizi değişmiş. Böyle yani aynı gün içerisinde 5 diziye aynı anda bakabiliyor. Ve bütün sorduğumuz sorulara cevap veriyor yani. Helal olsun. Selamlar canlarım. Bakın ben yine neredeyim? Mutfak evet. Bugünü mutfakla açtım. Mutfakla kapatacağım. Aynen. E şimdi ben orada oje sürsem sizinle konuşamam çünkü annem televizyon izliyor. O yüzden ben de dedim ki geleyim canım yerime mutfağıma. Burada artık ojemi sürdükten sonra da size kapanışı yapacağım. Şimdi bu tırnak bakım yağının kurumasını bekleyelim. Sonra ojeye geçeceğim. Ve evet kurudular. Siz orada beklemediniz ama ben burada bekledim ve kurudular. Bu arada çok bahsettiğim markanın 950 numaralı ojesini süreceğim. Bakalım nasıl olacak? Bunu yeni aldım.
Ve hiç fırsat bulamadım sürmek için. Açamıyorum ya. Mehmet. Ben de video izleyeyim bir yandan. Bir yandan da süreyim. Sonra sonucu, rengi falan size gösteririm. Zaten renk de bayağı güzel gözüküyor. Evet, ojemi sürmüş bulunmaktayız. Şimdi bir kurutucu spreyini sıkalım. Sakin. Evet, ojem mahvolmasın diye. Ya bu sprey tamam çok aslında mantıklı ama hani ojenin mahvolmaması için dikkat etmeye çalışıyorsun ya, düşürüyorsun falan. Herkes yapar, tek ben değilim. Yani, yanlış anlamayın, hemen sakar falan değilim. Yani şu an bir ıslaklık söz konusu fakat ojenin rengini göstermem gerekirse bu şekilde oldu. Gri. Gri de gri çıktı yani. Ben şimdilik bu vlogun sonuna geliyorum. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Nasıl vlog oldu inanın bilmiyorum ama yani artık affedin, olur mu lütfen? Yani hatam olduysa affola diyorum size ve siz de zaten affedeceğinizi bildiğim için içim çok rahat. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, zil butonuna basmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Unutmayacağınız çok şey var. Bakın ben bir sürü çabalıyorum, siz bunları yapacaksınız sadece. Ve sizi çok seviyorum şimdilik. Hoşça kalın.